Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir cuma günü. Haftanın bu son işlem gününe başlarken global piyasalarda bir dengelenme olduğunu söyleyebiliriz. Evet, kötü bir hafta geçirdik. Hem global piyasaların kendileri hem de Türkiye borsasında bir kar realizasyonunun ve riskten uzaklaşma trendinin olduğu bir haftayı tamamlıyoruz. Dün durumu kurtaran ne oldu? Evet, beklenenden daha iyi gelen Amerikan büyüme rakamları, Amerika'daki endekslerin daha önceki kayıplarını bir nebze de olsa telafi etmelerine yardımcı oldu. Bununla birlikte baktığımızda bugün de Asya borsaları hafif yükselişte, Güney Kore'nin %1 yukarıda, Japon Nikkei'nin %0,5 yukarıda olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde ABD vadelileri de bugüne ortalama 0,35 yukarıda başlıyor. Bugün önemli bir veri var. Amerikan ABD kişisel tüketim harcamaları endeksi. Fed'in yakından takip ettiği bir enflasyon endeksi diyebiliriz. Buradaki rakamın yönü piyasalar açısından haftanın kapanışını belirleyecektir açıkçası. Sakin gelecek olan veri ve büyük bir ihtimalle piyasayı biraz daha pozitif şekilde kapamasına yardımcı olacaktır. Şimdi bize geldiğimizde bizde de tatsız bir hava devam. Son bir haftada baktığımızda 11.252'yi gördükten sonra geçen cuma günü not arttırımı geldi ve pazartesi günü ne demiştik? Bu not arttırımlarını takip eden haftalarda genelde bir kar realizasyonu olur. Çünkü Temmuz ayına 10.200 puanla başladık. 10.200'den hızla 11.250'ye kadar yükseldik. Şimdi bunun bir kısmını geriye veriyoruz. Global piyasaların etkisi var. Beklentilerin bitmesinin etkisi var kısa vadede. O yüzden bu tip düzeltmelerin olmasını gayet normal karşılamak lazım. Aslında baktığımız zaman da tepe noktadan daha henüz %4 kadar düştüğümüzü söyleyebiliriz. Haftalık olarak aslında 904 bile değil. O yüzden bugün ben de bizim piyasamızın biraz daha aşağı denese bile dengeleneceğini düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde özellikle haftaya banka bilançoları gelecek. Banka bilançoları ile ilgili tahminler ortaya çıkmaya başladı. Hepimiz biliyoruz ki iyi bilançolar gelmeyecek. Özel büyük bankalar arasında nispeten en iyi gelecek olan Garanti'ninki, en kötü gelecek olanlar Kamu ve Halkbank ve Vakıfbank, yani çeyreksel kar düşüş açısından. TL fonlama maliyeti olmayan ve bu yüzden net faiz marjlarında daralma olmayan TSKV'de baktığımızda çeyreklik bazda en iyi kârı açıklayacak olan banka. Ama o bile geçtiğimiz haftaki seviyelerinden neredeyse %10 düştü. Dediğim gibi bankalar bu sene başından beri %80'in üzerinde getiriler sağlamışlardı. O yüzden bu düzeltmeleri de normal karşılamak lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. Geçen hafta baktığımızda değişik olan neydi? Evet, yabancılar 120 milyon dolarlık hisse almışlar. Uzun zaman sonra tekrar bir alış tarafında görüyoruz. Bakın işte bizim piyasalarımız düzelme hareketine girerken değişim, yabancılar yavaş yavaş kendilerine göre farklı bir pozisyonlama yapabiliyorlar. Diğer taraftan da ise sene başından beri çok ciddi alıcı oldukları tahvillerde ilk defa bu kadar yüksek
noktada bir satış yapmışlar. Toplam 700 milyon dolarlık bir satış olduğunu görüyoruz. Sene başından beri baktığımızda tekrar verilere bakıyorum. Evet, 2024'ün başından beri toplam 1 milyar dolarlık yabancıların satışı var. Üçüncü çeyrekte, yani Temmuz başından beri olan kısımda 223 milyon dolarlık bir alış. Yani bu Temmuz ayında alışla kapayacaklarını görüyoruz. Diğer taraftan da ise sabit getirili kısımda toplamda 12,4 milyar dolarlık bir alış var. Türkiye'ye ilgi hala var. Tahvil tarafında biraz daha yavaşlayacağını tahmin ediyorum ben açıkçası. Pozisyonlamalar yapıldı. Daha cazip yerlerden alındılar. Bundan sonra enflasyon datasıyla faizlerin gerilemesini ve Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyor olacaklardır. Bu pozisyonlardan daha da kar edebilmek için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Medical Park Kosova'da, Pristina'da bir hastane açtığını duyurdu. Medical Park'ın %80 iştiraki olan Samsung Medical Group üzerinden Kosova'da faaliyet göstermek üzere bir hastane binası kabul sözleşmesini dün itibariyle imzaladıklarını açıkladılar. Ağustos ayında faaliyete geçmesi planlanıyor. Yani baktığımızda 10 bin metrekare kapalı alanı, 80 yatak kapasitesi ve 4 tane ameliyathanesi var. Aslında çok büyük bir hastane değil, fakat Medical Park markası ile birlikte yurt dışında tanıtılmasında önemli rol oynayacağına inanıyor şirket. Bu satın alma ile birlikte hastane sayısı 34'e yükselmiş oldu şirketin. Üçüncü yurt dışı hastanesi olmuş oluyor böylece. Henüz bir FAVÖK ya da ciro etkisi paylaşmadı şirket. Fakat hani operasyonları için uzun vadede olumlu olabileceğine inanıyoruz. Bu haberi de hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan Rekabet Kurumu tarafında da daha önce traktör şirketleri için bir rekabet soruşturması vardı. Bu yürütülen soruşturma ile ilgili herhangi bir Türk Traktör tarafında bilgi alışverişi ya da rekabeti kısıtlayan bir durum olunmadığına karar verilip bir para cezası uygulanmayacağı bildirilmiş şirkete. Bu haberi de nötr olarak değerlendiriyoruz. Bugün özelinde bir temettü dağıtımı olmayacak. Rodrigo Textil ve Yükselen Çelik tarafında da bugün bedelsiz dağıtımları gerçekleşecek. Yükselen Çelik %100, Rodrigo Textil ise %300 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiriyor olacak. Öte yandan dün Tekfen'de 25 bin lot hisse geri alımı yaptı, geri alım kapsamında. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma veriyorum. Merhabalar, günaydın herkese. Dün enerji sektörüne ilgili bir tane haber çıkmıştı. Gün içinde çıkan bir şey bu. Şimdi devlet yerli lignit ve doğalgazdan elektrik üreten santrallere bir insentif veriyor. Hani buna göre de belli bir ödeme yapıyor. Her ay bunlar arz güvenliği açısından, arz güvenliğinin sağlanması açısından bu santraller bir ek ödeme alıyordu. Şimdi bu ek ödemenin miktarı değişiyor. Bütçe bununla alakalı 5 milyar TL'ydi, 13 milyara arttırılıyor. Yani 8 milyarlık bir artış bu bütçede geliyor. Hani onun da etkisini konuştuk aslında. ODAŞ, Aksen gibi şirketlerle. Onları tabii, şimdi ODAŞ'ta yerli lignit santrali var. O açıdan direkt etkileniyor. ODAŞ'a etkisi ikinci yarı yıl için diyelim. Yani 200 milyon TL civarı bir FAVÖK etkisi olacak gibi görünüyor bu yeni düzenlemenin. O da işte FAVÖK'ünün %8'ine denk geliyor. Yani o açıdan pozitif.
Diğer taraftan Aksen'de de ikinci yarı yıl için yine 300 milyon TL'lik bir fabrik artışı olabilir gibi söylediler. O da ne yapar? İşte %10, %2-3 civarı bir fabrik artışı demek Aksa Enerji için. Yani ikisi için de aslında olumlu bir gelişme. Rakamlar çok net değil ama hani bunlar yani ilk yapılan hesaplara göre yani bu şekilde bir rakam çıktı ortaya. Yani iki şirket için de aslında pozitif Aksan ve Odaş. İşte Alarko için yani olumlu değil, onlar etkilenmiyor. Diğer baktığımız mesela yani Ak Enerji var açıkçası. Ama Ak Enerji'de de onunla da konuştuk. Orada da yine beklenti yine işte yıllık demeyeyim de ikinci yarı yıl için, çünkü son 6 ay etkileyecek bu karar. Orada da yine 200-250 milyon TL civarı hani bir fabrik etkisi olabilir gibi. Ak Enerji'de de 2,5 milyar TL'ydi fabrik. Hani 200 desek yani oradan da yine %8 falan civarı bir ek bir hani fabrik gelecek gibi görünüyor açıkçası. Onun dışında bu Umman'la alakalı bir şey olmuştu. Umman tarafında İran makamlarınca bizim gemideki akaryakıtımıza 1 milyon varillik akaryakıt onlarda kalmıştı. Şimdi o akaryakıtı biz geri alabildik. Onunla ilgili bir haber vardı ama yani 1 milyon varil akaryakıt aslında hani çok aylar sonunda hani belki almak yani sentiment olarak olumlu olabilir ama çok yani etkisi olacağını düşünmediğim bir haber. Sadece haber çıktığı için şu anda hani bunu aktardım. Tamamen nötr olduğunu düşünüyoruz bu haberin de. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar herkese. Da günaydın. Birkaç şirket haberinden bahsedelim. Birincisi Turkcell'de Ukrayna Rekabet Kurulu onayladı Ukrayna operasyonlarının satışını. Önünde çok engel kaldığını zannetmiyorum. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Bu yaklaşık 500 milyon dolarlık bir şeyde satıştı. Zaten bilançoda da ayırmaya başlamışlardı. Genel olarak Turkcell'deki operasyonlar iyi gidiyor. Genel ikinci çeyrek içinde çalışmalarımız devam ediyor. Üçüncü çeyrek içinde yine fiyat artışlarının yapıldığını görüyoruz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Zaman zaman tabii ki kar realizasyonları geliyor. Bu da piyasanın genel koşulları ile ilgili olarak değerlendiriyoruz. Bir de tabii ki medyada zaman zaman Turkcell satılabilir mi beklentileriyle ya da haberleriyle hızlı yükselişler yaptığını hatırlarsınız. O nedenle de zaman zaman geri çekilmeler, dalgalanmalar makul ama bizim en beğendiğimiz hisseler listesinde devam ediyor. Biz hedef fiyatlarımızı gözden geçiriyoruz. Burada biraz sabırlı olmak gerekecek çünkü açıkçası birçok detay var. Yani burada onu çok telaffuz etmeyeyim. Genel olarak piyasada da bir karışıklık var. Ama şunu söyleyelim. Genel anlamda telekom bizim en fazla perakende ile birlikte en fazla tercih ettiğimiz sektörler olmaya devam ediyor. Bankalar ve şeylerle ilgili iki kârı sigorta şirketleri ile ilgili ilk kârlardan biri de geldi. Kalkınma Bankası'nı gördük. Kalkınma Bankası'nın rakamlarına bakarsak net kâr olarak yaklaşık olarak şöyle ifade etmekte fayda var. Geçen yıla göre %36'lık bir artış gerçekleştirmişler. 1,7 milyar TL. Geçen yılın önceki yılına göre bakarsak da yaklaşık olarak şöyle bakalım. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,2'ymiş. Şöyle bakayım. 1,247 ne yapıyor? %36'lık bir artış yapıyor. Aynı şekilde bir önceki çeyreğe göre enteresan şekilde diğer bankalarla ilgili beklentiler genelde olumsuz. Fakat Kalkınma Bankası'nın net karında bir şey var. %65'lik bir artış var. Bunun biraz detaylarına bakarsak şunu görüyoruz. Burada gelirleri interes yani faiz gelirlerine göre gelirleri faiz giderlerine göre daha yüksek. Daha artış gerçekleştirmiş. Marjlar olumlu yönde etkilenmiş bir önceki çeyreğe göre de. Ayrıca
Bu ikinci çeyrekte biraz ertelenmiş vergi gibi şeyler vardı sanırım. Vergi gelir giderleri. Bu da biraz ters dönmüş. Yani biraz daha olumluya dönmüş gibi. Açıkçası bu şirket bir kavurcumuz da değil, direkt bir şeyimiz yok ama şöyle ilk bakışta açıklanan kar olarak olumlu gibi görünüyor. Daha sonra tabii daha detaylı şekilde de bakabiliriz. Öte yandan Türk Sigorta'nın karını açıkladığını görüyoruz. Yani şimdi orada da şunu gördük. Kar artışı var. Fakat teknik taraftan kaynaklanan bir duruma, yani oradaki duruma bakarsak biraz zayıflık söz konusu. Şöyle ifade edeyim size. Bu işte bunlar da hayat dışı sigorta tarafındalar daha çok ve geçen yıla göre bu teknik karını, yani hayat dışı tarafta %14 artırmış. İlk çeyreğe göre ise %27'lik bir düşüş var. Bu tarafta o tamam. Öte yandan diğer şeylere bakıyorum, giderlerine bakıyorum. Bu tarafta yine şöyle söyleyeyim, bu diğer giderlerde bir azalma olmuş. Bu da yine burada da işte ertelenmiş vergi etkisi biraz var. Ama net net bakarsak geçen yıla göre kar %29'luk bir artış yapmışken ilk çeyreğe göre %13'lük bir geri çekilme var. Burada da yine şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde yine bakıyor olacağız ama bizim yine sigorta şirketleri ilk şeyimizde değil. Yani yakın izlememizde değil ya da hedef şeyimiz yok ama ana hatlarıyla ilk intibayı paylaşmak adına bunları söyledim. Yani özetleyecek olursak sanki Kalkınma Bankası'nın bu çeyreğe ilişkin bilançosu fena görünmüyor, iyi görünüyor. Sigorta, Türkiye Sigorta'nınki ise ilk çeyrek ile ikinci çeyrek değişimini düşündüğüm biraz daha zayıf görünüyor. Sanki genel bankalar trendiyle daha benzer bir resim var. Ama Kalkınma Bankası tarafındaki ki halka açıklığı da düşük aslında, çok fazla takip edilen bir şirket değil. O taraftaki resim biraz daha pozitif görünüyor. Buradan diğer beklentilere geçecek olursak, şimdi piyasada bir şey görüyorum. Herkes de böyle acaba hedef fiyatlar ne olacak şeyi çok başladı. Yani aslında hedef fiyatlar bizim Ekim'deki fiyatlarımız 11 bin endeks hedefi 12 aylık hedefti. Fakat şu anda değerlendirme altında burada biraz sabırlı, çok soru geliyor ama sabırlı olunması gerekir. Temelara odaklanması gerekir. Yani şu anda revizyonlar gelip gelmeden, çünkü sürecin ortasındayız ve zorlu bir süreç. Biraz sabırlı olunması lazım. Şunun altını çiziyorum. Başka yerlerdeki hedef fiyatları çok şey biz baz olarak kabul edilmemesi gerektiğini görüyoruz. En azından bizim yatırımcılarımızda ve müşterilerimiz tarafında. Tabii ki her kurumun başka varsayımları vardır. Ama bizim esasımız kendi yaptığımız rakamlardır. Burada bir süreç içerisinde herkes devam ediyor. Öyle olmasının sebebi de enflasyon muhasebesi ve geçiş dönemindeki kritik şeylerde. Burada tabii ki herkes bilgi almaya çalışıyor ama bizim aslında en fazla içimize kapanmamız gereken durum. O yüzden sizlere mümkün olduğunca cevap vereceğiz ama içerimize kapanmamızda da bir alan bırakılması lazım açıkçası. Çünkü biz bir şeyleri yazıp oradan hedef değer ulaştığımız için biraz daha hassas dönemler olarak değerlendirebiliriz. Ama şu konuda rahat olalım. Bizim en beğendiğimiz işte perakendeler olsun, telekom olsun, işte gıda, bazı holdingler olsun. Buradaki görüşlerimiz devam edene kadar bunlar da al sat devam edebilir. Yani biz tersini söylemediğimiz sürece en beğendiğimiz hisseler listesindeki hisselerle devam ediyoruz. Zaten bizim işimizin de zorluğu özellikle bu enflasyon muhasebesine rakamlar çıkarılması. Ya piyasada çünkü çok yanlış rakamlar görüyorum. Yani varsayımlar görüyorum. Biz orada daha düzgün şekilde çıkarmak istiyoruz. Her şirket için tabii herkesin bakışı farklı olacaktır. Yani şunu bilin, şu anda hedef fiyatlar revizyon aşamasında. Burada kötü bir şey olursa söyleriz, iyi bir şey olursa da zaten paylaşıyor olacağız. Ama şimdilik bu görüşümüzü devam ettirmeye açıkçası yani devam ettiriyoruz diyebilirim. Burada sentiment tarafında tabii endeks çıkamadığı noktada ne oluyor? Satış baskısı.
Bu global piyasalardan etkileniyor. Sentiment'in genel durumuna bakarsanız da sanki işte destek bölgesinin altına sarktık. Geri çekilmelerde alım tarafındaki ilginin zayıf kaldığı bir dönemdeyiz. Tekrar güçlenme işareti görene kadar da riskleri düşük tutmak faydalı olabilir sinyali çıkıyor. Bu her an değişebiliyor tabii. İki gün önce çok yüksekte oluşurken şimdi geri gelebilir. Bu zaten yine de altını çiziyorum. Genel piyasadaki havayı yansıtan bir durum. Yani algının durumunu. Burada yapılacak hareket tabii ki alsatlar yapılabilir ama yine en beğendiğiniz hisseler üzerinden hareket etmekte fayda var. Sentiment değeri yüksek deyince tabii Enka gibi şirketler ön plana çıkıyor ki Enka gerçekten de aşağı yönü kısıtlı, yukarı potansiyeli olan şirket, hedef fiyatımız olmasa da gübre fabrikaları son günlerde harekete geçiyor. Ama yine dediğim gibi değerlememiz yok. Orada bizim beğendiğimiz hisseler listesinde bir BİMAŞ'ı görüyoruz o listede. Bir de OYAK görüyoruz. OYAK Çimento'yu görüyoruz. Sentiment değeri yüksek olarak. Burada da geri alım programı devam ediyor. 73-18'den alınmaya devam ediyor. Ama şu ana kadar talep veren de olmamış ki biz pek talep geleceğini de düşünmüyoruz. Dikkat çeken hisseler tarafında yine bizim beğendiğimiz hisseler listesine TAV ilk anda birkaç gün satış geldikten sonra yeniden harekete başladığını görüyoruz. Ülker yine bu listede var, Migros var, Doğan Holding var. Şimdi Kocaer gibi çelik şirketlerinde bir hareket var ama onun açıkçası temelle çok destekleyemiyoruz ya da yani Kardemir'le aynı fiyatta olabileceğini düşünmediğimiz bir şirket. Tabii ki bu bir ön yargı da olabilir. Ama genel anlamda tabii ki işini iyi yapan bir şirket, onu görüyoruz. Fakat değerlemeler açısından yani Kardemir'le falan karşılaştırdığımız zaman değerinde ekstra bir şeylik, ucuzluk görmüyoruz. Aksa Enerji'ye yine dikkat çekenlerde Aselsan, Odaş bunlar dikkat çekiyor. Ki biraz önce Umut'un söylediğine ek olarak dikkat çekmesinde Odaş ve Aksa'nın şeyi var. Bu dikkat çekmesine de sebep olmuş olabilir bu gelişme. Bir de tabii hatırlarsanız Çan Termik Santral ile ilgili bir haberler çıkıyordu geçmiş dönemde. Yani şöyle ifade edeyim. İşte Venezuela'da şey gibi bunlar rahatsız etmişti açıkçası. Ama gerçekten de şöyle söyleyeyim. Şirketin ileriye dönük olarak yönetişim tarafı açısından olumlu bir şey. Çünkü bu kafa karıştıran bir şeydi. Yani Venezuela nedir, ne oluyoruz falan dedirten bir şeydi. O açıdan Cente açısından ve dolayısıyla Odaş açısından da olumlu bir gelişme olarak en azından yorum yapılabilir. Tabii Umut'un başka yorumları varsa da ya da farklı onu da duymak isteriz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.